önce içinde kullanacağım doğranması gereken malzemeler var. Onları doğrayarak başlıyorum. Ispanağı taze olarak da kullanabilirsiniz. Dondurulmuş olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi kullanacağım biberin şöyle çekirdeklerini aldıktan sonra bunu minik minik kareler halinde doğrayacağım. Çok güzel bir şekilde renk verecek. Biberimiz hazır. Ispanakları zaten dondurulmuş kullandığım için onlar da bu şekilde hazır. İçinde kullanacağım jambonları da yine küçük küçük doğrayacağım. Bir de doğrayacağım soğanım var. Jambonlarım da hazır. Şimdi kuru soğanı yine kabuklarını soyup ortadan ikiye kesip yemeklik şekilde doğrayacağım. Doğramam gereken malzemelerim hazır. Ocağı yakıyorum ve sotelemeye başlayacağım. Önce bir miktar zeytinyağı. İlk önce biberleri ve soğanları ekliyorum. Soğanlarla biberler sotelenirken içine tuzumu ve karabiberimi atıyorum. Jambonları da ekleyeceğim. İçinde bir kaşık kadar da birer salçamız vardı. Onu da ilave ediyorum. Şimdi ıspanakları da ekleyeceğim ve şöyle bir karıştıracağım. Bundan sonra ocağı kapatacağım. Ispanak haricinde kullanabileceğiniz bir sürü yeşil sebze var. Fazı kullanabilirsiniz, salatalık kullanabilirsiniz. Evet, şimdi buradaki malzemem hazır. Şöyle üzerine kapak da kapatacağım. Böyle bir iki dakika dinlensin. O sırada şimdi diğer karıştırmam gereken malzemeler var. Onları karıştırmaya başlayacağım. Önce bu kirli bulaşıkları bir kaldırayım. Ispanaklı malzemem hazır. Şimdi onu birleştireceğim. Diğer sos malzemesini hazırlayacağım. En başında da söylemiştim bunun bir börek gibi bir graten olduğunu. Şimdi bunun için ilk önce iki tane yumurtayı kaseye kırdım. Hemen hızlıca karıştırıyorum. Ve içine bir küçük kutu krema ekleyeceğim. Ununu ilave edip biraz tuzla beraber çırpmaya devam ediyorum. Bu hazırladığım malzeme normalde ıspanaklı kişilerin de içinde kullandığımız bir malzeme. Şimdi fırın kabının içine ilk önce ıspanakları, ıspanaklı malzememi daha doğrusu şöyle boşaltıyorum. Kullanacağım eski kaşarın birazını sosun altına koyacağım. Bir kısmını da parmesanla beraber üzerinde kullanacağım. Şimdi sosu da boşaltıyorum. Dilerseniz sosu beraber karıştırıp öyle de koyabilirsiniz. Yani üzerine dökmek yerine sosla beraber bütün ıspanağı, bütün malzemeyi harmanlayıp bu şekilde de kalıba boşaltabilirsiniz. İkisi de olur. Sosun şöyle küçük dokunuşlarla aralara da girmesini sağlıyorum. Şimdi kalan peynirlerle üzerini güzelce kapatıyorum. Şimdi graten artık fırına gidebilir. Önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında yine yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğim. Fırında jambonlu ıspanak graten pişti. Fırından aldım. Şimdi servis yapacağım. Hemen dilimliyorum. Şöyle güzel bir dilim çıkaralım servis tabağımıza.
Afiyet olsun.